Merhaba, Metin Aydın ben. 1981 doğumluyum. Şu anda 41 yaşındayım. 3 tane çocuğum var, 3 tane kızım var. Kuaförlük serüvenim 1993-1994 eğitim sezonunda, semester döneminde 15 günlük bir minik tecrübeyle başladı. Ve 15 gün içinde gerçekten bu mesleğin benim için özel olduğunu hissettim herhalde o yaşımda. İkinci dönem sabahçıydım ortaokulda, orta 3'te. Okul çıkışı öğlen eve gelip üstümü değişip çalıştığım yerde, 15 günlük çalıştığım yerde tekrar bu işi yapmaya devam ettim. Ve orta 3'ü bitirdikten sonra aileme liseye devam etmek istemediğimi, bu mesleği hayatım boyunca yapmak istediğimi söyledim. Zaten herhangi bir zorlamayla falan da başlamamıştım. Denemek ister misin demişti babam. Bir akrabamızın yanında Levent'te çok güzel butik bir salonda başladım işe. Hayri Köse sağ olsun beni bu mesleğe o kazandırdı. Yıllar içinde de ben farklı ustalarla birlikte kendi işte yeteneğimi mi diyeyim, bu işe olan aşkımı mı diyeyim keşfettim ve bu şekilde bugünlere kadar geldik. Hayri Köse kuaförlüğe devam ediyor. Ben sık sık arar sorarım hatrını. Bir yıl kadar onunla birlikte çalıştım. Tabii zor bir çıraklık dönemiydi. O zaman insanların birbirine davranış şekilleri falan çok daha sertti. Uyarıları çok daha rahatsız edici oluyordu. Ve daha şık, daha nezaketi içeren, bu işin daha güzel yapılabileceği bir yer arayışına girdim o kafayla, o yaşta, tırnak içinde. Araştırma yaptım. 3-4 tane çok iyi salon keşfettim. Bir tanesi Metin Mehmet Bahçeci Kuaför, bir tanesi Mos Kuaför, bir tanesi Erdem Kremer salonlarıydı o zaman. Ben Levent'te çalışıyordum. Ulus bana çok yakındı. Direkt Bahçeci Kuaför'ün kapısını çaldım. Çırak lazım mı, eleman lazım mı size diye başvuruda bulundum. Bu işte ev kira, 4 çocuğun okuması, yaş aralıklarımıza çok yakın, hep ikişer yaş nasıl denk geldiyse bilmiyorum ama öyle bir şey olmuş. Yaşlarımız çok yakın ve aile ekonomisine katkıda bulunmak zaten bir mecburiyetti bir yerde. Dolayısıyla ben de işi çok sevdim ve şuradan da işi çok sevdim. Çünkü tamircide çalışan arkadaşlarım var, sokakta ve işporta gibi böyle basit şeyler yapan arkadaşlarım var. Yani ya onların peşinden gidecektim ya başka bir şeydi. Babam bana bunu önerdi. Kuaförlüğü denemek ister misin diye. Hiçbir zorlaması olmadı. Bu öneriden dolayı ben başladım orada. Fakat başladığım ilk günden itibaren sonuçta Levent de çok düzgün bir yer. Oraya gelen müşteri profili de düzgün bir profil. Yani Hayri abi sağ olsun iyi bir kuafördü, iyi bir sanatkardı ama işte globalde veya endüstriyle alakalı değildi pek. Ama işini iyi yapardı, iyi müşteri kitlesi vardı. Muhteşem temizlik yaparım mesela. Acayip güzel yer süpürürüm. İnanılmaz cam sillerim, muhteşem paspas atarım. Benim çalıştığım tezgahta bir tane saç göremezsiniz. Şu anda da göremezsiniz. Öyle başladı, öyle gidiyor. Prensip olarak da ben böyleyim yani sonuçta. En çok beni çeken bir kere temiz bir iş yapıyorum. Hareketli bir iş yapıyorum. Kadın ağırlıklı gelen misafir. Ve ufak olduğum için beni çok seviyorlar. Ay ne tatlı çocuksun sen. Ay bilmem ne makas alıyorlar. Hiçbir şey de yapmıyorum. Sadece yer siliyorum, tezgah siliyorum ama çıkarken bahşiş veriyorlar. Abi baktım. Bayağı güzel para kazanıyorum yani. Hani ekonomik olarak da beni tatmin edecek belli ki. Enerji zaten üstüme geliyor. Herkes beni seviyor. Çalışkanım. Koşturuyorum. Hiç boş durmuyorum falan. Kadınlar da sevdi. Ben de onları çok sevdim. Para da kazanıyorum. Aileme de ekonomik olarak katkıda bulunmaya başladım. Hatta ilk aldığım maaşla evimizde siyah beyaz televizyon vardı. Taksite girdim. Renkli televizyon almıştım mesela. Yani eve babamdan önce ben renkli televizyon soktum mesela. Çünkü onun başka dertleri vardı. Ben onun yükünü hafiflettim birazcık. Yani bunun pişmanlığını yaşadım dersem şimdi kendime saygısızlık etmiş olurum. Gerçekten hiç eksikliğini hissetmiyorum. Eksiklerimi farklı yönlerle kapatmaya çalıştım. Ben kendim yani ortaokul mezunuyum ama çok güzel bir meslek sahibiyim. Dünyanın her yerinde ben bu işi yapar. Her türlü paramı kazanırım. Çok güzel bir meslek yapıyorum. İster miydim? Herkes tabii ki okumak isterdi ama zaten biliyorsun yani gitmeyeceğini biliyorsun. Yani nasıl olacak? 4 tane çocuk, 4 kardeş bir adamın standart bir maaşıyla ne kadar okuyabilirsin ki? Benim yani çok iyi notlar alıyor olup %100 burslu ancak okumam gerekiyordu. Hani onun için de kafanın rahat olması lazım. Evdeki ortamın sakin olması lazım. Ne bileyim bunun için de gereksinimler var. Onların da olmadığı bir konfor alanında zaten çok mümkün değildi bunun uzun süre devam etmesi. Dolayısıyla meslek sahibi olduğum için çok da mutluyum gerçekten. Çok büyük eksikliğini hissetmiyorum açıkçası. 93-94 eğitim sezonunda mesleğe başladım. Bir yıl başladığım yerde çalışmaya devam ettim.
muhtemelen 94-95 senesiydi. Daha iyi bir yerde olmak istediğimi hissettim. Çünkü orada o kafayla bir şeylerin tıkanacağını hissettim. Çünkü öyle bir vizyon yoktu. Yani vizyon eksikliği vardı biraz. Çok saygı duyuyorum, seviyorum. Çok emekleri var bende. Allah razı olsun ama nedense öyle bir vizyon takıntısı var bende yani. Hani iyi yerlerde olmak istiyorum. İyi insanlarla zaman geçirmek istiyorum. Kaliteli insanlardan bir şeyler almak istiyorum. Alamayacağım yerde zaman geçirmek istemiyorum. Veya veremeyeceğim insanlara da çok fazla şey yapmak istemiyorum, zaman geçirmek istemiyorum. Oradan ayrılıp hemen bahçeciğin kapısını çaldım. Çırağa ihtiyacınız var mı diye gayet utanmadan, sıkılmadan sordum. Onlar da sağ olsunlar kabul ettiler. Orada çalıştım. Belki o özgüvenden dolayı, belki de istiyor olmamdan dolayı. Yani istemesem oraya gidip o cesareti gösteremezdim. Gösterene kadar 3-4 tur ben salonun etrafında bir gezmişliğim var ama yani. Hani ben de cesaret edemedim ilk başta. Çünkü marka büyük yer, çok iyi sanatkarlar var. Duyuyorum hani, takip ediyorum. Araştırıyorum hani etraftaki kim ne yapıyor, hani o müşteri profili nereye gidiyor, sanatçılar nereye gidiyor. Dolayısıyla böyle bir şey çıktı ortaya. Ben de o şeyi gösterdim, cesareti gösterdim. Onlar da cesareti karşılığını geri çevirmediler. Beni o kapıdan içeri davet ettiler. O günden sonra her şey çok daha güzel olmaya başladı. İstemedi gitmemi doğal olarak. Çünkü salonda her şeye koşan, yani öğle yemeklerini alan, sabah dükkanı açan, pazar günleri dükkan kapalıyken de gidip dükkanı açıp dükkanı yıkayan veya röfvede kullandığımız folyolar çöpe atılmazdı. Akşam yıkar onları kuruturduk. Bir folyoyla 4-5 tane röfle yapılırdı yani. O yüzden iş yükü o kadar ağırdı ki aslında. Ve hiçbir şekilde pes etmeyip bunların üstüne giden birini ben de şu an elimin altında olsa asla göndermek istemem yani. Ama ideali varsa, vizyonu varsa onu da tutamazsınız. O da ayrı bir konu yani. O ihtiyacı ona veremiyorsanız, o ekip arkadaşınıza gitmesine de müsaade etmeniz lazım. Çünkü bazen o bitişler gerçekten başlangıç oluyor yani. İlk zamanlar kızdı. Ama sonra zaten bir şekilde görüşmeye devam ettiğimiz için akrabalıktan da dolayı zaman içinde yumuşadı. Hani ne kadar kızabilir ki yani, ufacık çocuğum sonuçta yani. İki hafta, üç hafta kızmıştır yüksek bir seviyede. Ondan sonra pes etmiştir. Ben de mi uğraşacak adam, bin tane işi var yani. Ben de işime baktım, ne yapayım. Bir kere nasıl bir yere geldiğime inanamadım. Dışarıdan gözlemlediğimden başka bir dünya vardı içeride. İnanılmaz. Herkesin kendi asistanı var. Bir kere o kadar asistanın içinden ben nasıl sıyrılacağım? Yani bunun savaşı. Çok disiplinli bir salon. Ben Metin Bey'i ne zaman görsem işte alakalı organizasyon olur, bir şey olur veya yemekte de görmüştüğüm olur. İlla gider merhaba mı derim. O ailenin içinden geçmek bir ayrıcalıktı. Çok teşekkür ederim derim. Bunu söylerim yani. Söylemek lazım bunları. Dolayısıyla orada büyük bir savaş vardı. Çok yoğun bir iş temposu vardı. İlk zamanlar tabii ben hiçbir yere kanalize olamadığım için küçüğüm de. Orada mesela cuma cumartesi günleri vestiyerde bir tane çırak dururdu. Sadece müşterilerin montunu, paltosunu, kürkünü alıp vermek için yani. Şunun için cuma cumartesi vestiyerde bir tane çırak dururdu. Ben de geri hizmetliyim. İçeri dalamıyorum. Çünkü herkesin adamı var. Vestiyere geçtim. Bir bahşiş kazanıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Sadece palto veriyorum. İki cep dolu çıkıyorum akşam. Sorun yok. Para da geliyor. Ama tabii savaşı bırakmadım. Mücadeleye devam ettim. Ama hep akıl oyunlarıyla. Yoksa beni zaten tecrübeli oldukları için ezerlerdi yani. Minik minik böyle hamlelerle kendimce kimseyi rahatsız etmeden ufak ufak içlerine girdim. Bahçecik salonunda tabii Metin Bey kesim topuz ağırlıklı o zaman çalışırdı. Muhtemelen hala kesim onun için daha keyiflidir. Mehmet Bey çok enerjisi yüksek bir insandı. Tanıdığım en enerjisi yüksek insanlardan bir tanesi. İnanılmaz bir rol model. Çünkü hayata karşı her şeyle alakalı gustosu vardı. İnanılmaz bir rol modeldi. O da ağırlık olarak röfle ve renk işleriyle ilgilenirdi. Onların yanına girmek zaten imkansız gibi bir şey de. Salon içinde de ekstra starlar var. Yani isim verelim. Haluk Feyzoğlu, Haluk abi. Nuri Mengüç, Neba Kuaför. Nazım abi vardı. Bir gün bana laboratuvarda ufak bir patlatmıştı mesela yani. O kadar titiz bir insandı ki. Üstünde toz olmaz. Ayakkabısında toz olmaz. Ben boyayı kutudan çıkaracağım diye böyle vururken kutunun içinden çıktı. Nazım abinin üstüne geldi boya. Tüpü.
Onun üzerine ondan bir minik bir şaplak yemiştim yani. Çok titiz bir insandı. Ama benim salonda gözüme kestirdiğim star, yanında olmak istediğim insan, gururla da söylerim, asıl ustam Kemal Kıyışkan. 2 hafta önce onda da yemek yedim tekrar. Aradım, hatırını sordum. Uzun zamandır görmüyordum. Bana asıl bu işi sevdiren, asıl bu işte paylaşmayı, insanlara dokunmayı öğreten Kemal Kıyışkan'dır. Her yerde söylerim, Allah 1000 kere razı olsun. Çok özel hikayelerimiz var. En baştan başlarsak eğer, kendisi Bahçecik Salonu'nda çok yoğun tempoda çalışan, o zaman hissederdi. Yani çok üst düzey 5 tane asistanı olduğunu varsayın. Benim onların içine girmem mümkün değil normalde. Ama sürekli kovalıyorum. Boyasını sürmek istiyorum. Salonda boyacı var Hakan abi, Bahçecik Salonu'nda. Sadece boya yapardı. Ondan bize boya kalmıyor. Fön başlayayım diyorum. 5 tane asistan önümde var abiler. Bekledim ama sabrettim. Yani Kemal Kışkan nasıl fön çektiriyor ekibine? Saçı nasıl hazırlattırıyor? O zaman çünkü hazırlatırlardı. Sonra gelip o 5 parmak perma tarağıyla tarardı. Krepesini atar, spil sıkar, finish yapardı. Onun fönü bitirme stilini çok sıkı takip ettim. Ufaktan işte manikürcü arkadaşlara, çıraklara, kız arkadaşlara fön çeke çeke elimi de biraz ilerlettim. O benden büyük 5 tane asistan abi, yaş aralıkları çok yakın olduğu için askerlik dönemi geldi. İşte yani. Hepsi peş peşe birer dönem arayla en fazla. Pat 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 askere gittiler. Dükkan kalabalık. Ben sürekli peşindeyim. Adam olmak istiyorum çünkü. Yani Bahçecik Salonu çok disiplinli bir salondur. Hala da öyledir. Geçen uğradım, hala öyle. Aradan yıllar geçti. Yani 20 seneden fazla zaman geçti, hala öyle. Saygı duyuyorum. Yani o beyaz gömlek, siyah pantolon, o temizlik, o şıklık, o salon disiplini bellidir. Ama Kemal Kıyışkan çok özel bir adamdı. O disiplinli salonun içinde kırmızı ekoseli pantolon giyebilen, yani uzun saçlı, İngilizce bilen, markaları çok iyi bilen, kendini çok iyi ifade edebilen, Mehmet Bahçecik gibi hayata karşı gustası olan bir ustaydı. Ve o yüzden ben onun yanında olmak çok istemiştim. Bu abilerin hepsi askere girince salonda kalabalık. Ben de fırsat kolluyorum, fön çektirecek. Adam oraya, ben dibindeyim, ben yapayım diyorum. Git diyor. Ben yapayım diyorum, git diyor. En son kimseyi bulamadı. Yap lan dedi. Ama çok sıkı takip ettiğim için saçı güzel fönledim, bigudilerle sardım. Normalde önüne fön çekerdi bigudiyi açtıktan sonra. Önüne bir daha fön çekmedi. Sadece açtı bigudileri. Taradı. Saç istediği gibi düştü. Benle göz teması kurdu. Spreyi sıktı, müşteriyi yolcu etti. Sonra omuzuma dokundu. Bundan sonra adamımsın dedi. Asıl hikaye orası. Yani şu an ben kendi salonum var çok şükür. 30'a yakın kalabalık bir ekiple çalışıyoruz. Büyük de bir salonumuz oldu çok şükür. Salonda da böyle genel sohbet veya toplantı esnasında patron veya yönetici, patron kelimesini sevmiyorum, yönetici daha uygun geliyor. Yönetici tabii ki çok önemli. O salonun vizyonunu, yapması gerekenleri, asıl hikayeyi o kurguluyor. Fakat bu insanların yol gösterici bir abiye ihtiyacı var. Özellikle kuaför bölümü için söylüyorum. Bu manikür bölümünde de ablaya tekabül eder aslında. Yani her salonda, her kalabalık salonda mutlaka 1-2 tane abi olmak zorunda. Yöneticiden daha kıymetli. Çünkü o abi hem o arkadaşa işi öğretecek, hem o arkadaşı Kemal Kışkan abimin bana yaptığı gibi en şık restoranlara götürebildiği kadar götürecek. Etle ne içilir? Balıkla ne yenir? Hangi yemekle hangi içki söylenir? Çatal bıçak nasıl tutulur? Görgü kurallarını içeren farklı donanımlar yüklemesi lazım. Burada asıl abinin size kattığı değer, sizin hayatınızı şekillendiren orası. O yüzden ben o pozisyona çok saygı duyuyorum. Bendeki emeği için de şimdiden burada da bu vesileyle de bu güzel hikayenin içerisinde de Kemal Kıyışkan ismini altını çizerek geçiyorum. Ustamdır. Çok saygı duyuyorum. Allah 1000 kere razı olsun. Sadece kuaförlük değil, insanlık, paylaşma ve abilik anlamında çok ciddi değerler kattığı için bana. Ben de onu taşımaya gayret ediyorum o bayrağı. Bahçecik'te 2,5 sene kadar çalıştım. Şöyle 2,5 sene kadar çalıştım.
Yani ben o salona girmeyi hedeflemiştim çalışmak için. Salona girdim. Çalışmaya başladım. Kemal Kılıçkan'ın adamı olmayı hedeflemiştim. Oldum. Sonra bir iki gün tabii ben de onunla biraz böyle parlayınca bir iki gün üst üste işe geç kaldım. Geç kaldım dediğim normalde 8'de gidiyorduk. 8.30'da gelmiştim. Sağ olsun Haluk abi beni o gün yolladı işten. Kovdu. Çok teşekkür ettim kendisine. AKD'nin Yaza Merhaba Partisi'nde yan yanaydık. Birlikte Vespa Akademi'de eğitim de alıyorduk. Denk geldi o tarihlerde. Ama AKD'nin Yaza Merhaba Partisi'nde Sivis Otel'de yan yanaydık. Yanında da bir hanım arkadaşı vardı. Yanaştım. Anlattım. Önce hatırını sordum. İyi misin abi bilmem ne falan filan. Haluk abi dedim. İyi ki beni kovdun ya dedim. Vallahi ondan sonra dedim. Her şey benim için çok daha iyi oldu. Haluk abi beni işten kovdu. Ben işten kovulduğuma yani Bahçeşik salonuna çok saygı duyuyorum. Ayrı konuda. Ben Kemal Kılıçkan'dan ayrıldığıma ağlıyorum abi. 15 gün evde her akşam ağlıyorum. Annem dalga geçiyor. Oğlum yapma başka iş bulursun. Ben abiden kopmuşum ya. Hani beni yaralayan o. Çok hikaye birikti çünkü. Sanki yukarıya enerji gönderdim. Kemal Kılıçkan'la Metin Bey bir anlaşmazlığa girdi. Kemal Kılıçkan da oradan ayrıldı. Aradı beni. Ne yapıyorsun kardeşim dedi. Evdeyim abi ağlıyorum ne yapayım dedim yani. Bir arkadaşım bebekle dükkan açıyor dedi. Ben de burada bir sorunlar yaşadım. Sen dedi oraya gel hafta sonu. Hem iş görüşmesi yaparız ben de oraya geçiyorum dedi. Şu anki AKD başkanımız. Orada da çalıştım. Orada da ekmek yedim. Allah razı olsun hepsinden. Mahmut abi, Mahmut Ebil. Bebeğe dükkan açıyor o zaman. Ebil'lik açıldı sene 97. Yanlış hatırlamıyorsam. Kemal Kılıçkan'la ben ekip olarak oraya geçtim. Ebil ailesini de tanımış oldum. Orada da çok güzel hikayeler gelişti. Orada da çok şey öğrendim. Kuaförlüğün farklı algılandığı, farklı icra edildiği, saygı gördüğü bir kapı aralanmış oldu bana. Ebil ailesi çok kıymetli bir aile çünkü sektöre gerçekten ekstra değerler katmış bir salon orası. Yani çok vizyoner bir salon. Orada bilgi devam ettik. 99 sonuna kadar. Yani 4 seneye yakın aşağı yukarı. Ebil'le devam ettik. O arada Kemal Kılıçkan Sadık Hanım'la anlaştı ve bizim Diba'ya gitme serüvenimiz başladı bu sefer. Diba'nın başına geçmesi Kemal Kılıçkan'ın. Ben de onun birinci adamı olarak her zaman yanındayım. Hatta ayrılırken Mahmut abi beni çekip gitme demişti yani. Ama ben inandığım yoldan onunla geldim, onunla giderim demiştim. Öyle de oldu. Beraber Diba'ya gittik. 99 sonuydu. Muhteşem bir deneyim oldu orası. Ekstra muhteşem bir deneyim oldu. Çünkü ben orada kendimi buldum. Yani çünkü ben artık hani güzel fön çekebilen, boyayı da biraz anlayabilen, hani iş çıkarabilecek pozisyona gelmeye başlamıştım. Diğer bana kattığı özel hikayelerden farklı olarak asıl işim olan şeyi de kavramaya başlamıştım. Diba'ya geldik. Ya muhtemelen herhalde yanlış hatırlamıyorsam 50-55 kişinin altında değildi bizim kadro hiçbir dönem. O kadar kalabalık bir ekiple çalışıyorduk. Ya salonda restoran vardı, kafe vardı, kapıda iki tane vale vardı. İşte çok iyi solaryum markaları salonun içinde servis veriyor. Dünya markaları cilt bakımı servisi veriyor. Yani tesis yıkılan bir tesis zaten. Hani orası da Türkiye'de kuaförlüğün algısını, vizyonunu dünyaya açan bence yegane salon, Diba markası. Yani Sadık Hanım'ın kurguladığı İstanbul'un, Türkiye'nin en iyi salonlarından, en iyi insanların tabiri caizse transfer edilerek orada bir, affedersiniz, Real Madrid gibi bir kadro kurup sektörün algısını tamamen başka bir yere taşıdılar yani. Ve ben orada çalışma şansı buldum. Yani hayat benim için Bahçecik'ten sonra çok böyle yuvarlanarak iyiye gitmeye başladı. Çok şükür. Orada uzun süre kaldık. Yani herhalde 13-14 sene falan kaldık yani Kemal abiyle. Çok güzel anılar oldu. İşte evlendim, işte aile kurdum, her şey orada başladı, orada gelişti. Ben de bir kuaför oldum artık orada. Kendi müşterilerim olmaya başladı. Yani saçına ilk röfle yaptığım hanımefendi şu an benim hala müşterim. Deniz Demiroğlu. Çok da böyle göğsüm yere yere söylerim. Çok da düzgün kadındır. Güzel kadındır. Nasıl ilk röflemi yaptım? Kemal abi çok yoğundu.
Şu anda da benim beraber ekibimde birlikte olduğum manikür bölümünde Sevgi ablam var. Sevgi Hanım. Biz Diva'da da beraberdik. Yani 20 seneye geçti, beraberiz. Hiç ayrılmadık. Yani bazen yerler değişti. Ama biz o değişen yerlerde de beraberdik. O döneme gittiğimizde, Diba'ya yeni geçtiğimiz dönemlerde, ben tam palazlanmaya başlıyorum. Kemal abi çok yoğun, Deniz Hanım röfle yaptırmak istiyor. Sevgi abla onu öyle bir işledi ki, yani burada manikürcüyle kuaförün, makyajcıyla kuaförün, aslında bakarsanız salon içindeki farklı departmanların hepsinin iletişimi ne kadar güçlü olursa, o salondan star da çıkar, o salondan çok iyi kuaför de çıkar, çok iyi make-up da çıkar, manikürcü de çıkar. Bir kere insanların birbirine inanıyor olması lazım. En büyük sıkıntı bu. Güçlü yanlarını biliyor olması lazım. Hangi gelen misafire kim ne konuda çok daha iyi servis verebilir? Birbirini tanırsan bunu çözersin. Nitekim sağ olsun bizde öyle oldu. Yani salonun en top müşterilerinden bir tanesine ben ilk röflemi yaptım. 20 seneye geçti, hala ben yapıyorum. Allah ömür verdiği sürece, o benden bıkmadığı sürece ben ondan asla bıkmayacağım. Böyle devam edecek bu hikaye. Her şey bir müşteriyle başlıyor. Bir müşteriyle başladı işte. Röfleyle başladı. Yine işi vardı. Kesim istedi başka bir misafir. Sevgi Hanım dedi ki Metin çok güzel keser. Muhteşem keser. Kestim. Belki muhteşem kesmedim. Ama öyle bir anlattı ki beni. Ben o kadın için muhteşem saç kestim. Çok iyi gözlem yaparım. Çok iyi takip ederim. Kaç volümle yapar. Her tutamda kaç tane blok ayırır. Bilirim onu. Gözlemlemek önemli. İşine olan saygın. O dükkana geliyorsan, sabah, akşam çıkıyorsan, içeride ne olup bittiğini bileceksin. Bilmezsen, normal hayatına devam edersin. Yani o da güzel bir hayat. Ama benim için daha güzel şeyler var önümde. Onu yakalamak için de biraz bunlara dikkat etmek lazım. Bakkal defteri gibi. Defter. Hatta ben oradayken, dükkanda ilk laptopu ben aldım mesela. Ya personel olarak, çalışan olarak kendime laptop aldım. Müşterinin gözüne sokuyordum. Hanımefendi, boya kaydınızı yazıyorum. İsmini soy ismini alıyorum. Bir de hani ekstradan doğum tarihini soruyorum, evlilik yıldönümünü soruyorum. Ben kendim data oluşturuyorum orada. Şimdi herkesin kendi datası olması lazım. Tabii ki salonun datası her zaman her şeyden daha önemli ama herkesin de kendi datası olması lazım bir şekilde yani. Ya yani sırf havasından, sırf şeyinden işi farklı sunmak adına İmkanım da çok muhteşem değildi ama gittim bir tane laptop aldım yani. Müşterinin önüne koyuyordum tezgahı. Gözünün içine soka soka böyle boya kaydını yazıyordum. Ama o beni başka bir yere yazıyordu işte o anda. O güveniyordu. Takip ettiğimi biliyordu. Ya onu hissettirmezsen ilişkiler uzun süreli olmuyor. Ben uzun süreli ilişkilerden yanayım. Özel hayatımda da, iş hayatımda da. Diba'da devam ettik. İşte ben askerliği erteledim, müşteri falan gayet işler yolunda gidiyor. O ara Kemal abiyle maalesef ki ayrılmak zorunda kaldık. Çok üzülerek. Çünkü bir şeyler yanlış gitmeye başlamıştı. Onun farkındaydım. Düzeltilemeyeceğine de inandığım için hiçbir şey talep etmeden hakkımı da gönül rahatlığıyla helal ederek o da etti. Sonra sağ olsun. Çantamı aldım, tarağımı, makasımı aldım. Ebil'e gittim. İş başvurusunda bulundum. Ama yalnız değilim dedim. Bir manikürcü arkadaşım var, Sevgi abla. 20 seneye geçti beraberiz, bırakmadım yani, bırakmam. Çünkü bana çok emek verdi, çok değer kattı. Vesile oldu birçok şey için. Sevgi ablam var. Bir tane yanımda asistan var, bir tanesi de askerdi. Gelince onu da alırım. Gibi böyle kendimce minik şartlarım vardı. Mahmut abi bunları kabul etti. Orada devam ettim. 5,5 sene kendi salonumu açmadan önce 5,5 sene Ebil'de Bebek'te tekrar ikinci kez orada çalıştım. Sağ olsunlar teveccüh gösterdiler. Tekrar kapılarını bize açtılar. Biz 5,5 sene yakın orada çalıştık. Çok güzel anılarımız oldu. Seyahatlerimiz oldu. İş için Hasan abiyle özellikle ben çok zaman geçirdim. Mahmut abinin 50. yaş gününü biz oradayken kutlamıştık mesela. Sürpriz parti yapmıştık. Çok güzel. Yani güzel anılarımız oldu. Orada da güzel hikayelerimiz oldu. Çok güzel zaman geçirdik. Anlaşamadığımız yerler oldu mu? Tabii ki oldu. Her yerde olduğu gibi. Ama bunlar hep çözülebilir şeyler. Konuşularak çözülebilecek şeylerdi. Yumuşak geçişlerle bunları hallettik ve finalde artık biz de bir şey olmak istediğimize karar verdik. Bunu da anlattık kendilerine. Ahir Genç benim ortağım. Biz iki ortağız. O da 12 senedir orada çalışıyordu.
ikinci gelişimde ben tanıştım kendisiyle. Dükkan açmaya birlikte karar verene kadar 3 defa yemek yemişliğimiz yok yani. Sosyal zaman geçirmişliğimiz yok. Sadece karşılıklı böyle güvene, çalışkanlığa ve dürüstlüğe dayalı bir şeyle bizim hikayemiz ortaya çıktı. Planımızı anlattık. Onlar da saygı duydular. Çünkü salon açmak için gidiyorsun. Hani artık başka bir hikaye başlıyor. Onlar, Mahmut abi de o yoldan tabii geçtiği için veya birçok büyüğümüz o yoldan geçtiği için buna saygı duydular. Ve biz dükkanımızın tadilatı tuttuk. Dükkanı tuttuk. Tadilat yapılırken son bir haftaya kadar biz orada çalışmaya devam ettik. Biz o 2 ay, 3 aylık süreçte de misafir ettiler. Hani o gün de ilk söylediğimizde de gidin de diyebilirlerdi. Demediler. O da bir büyüklük, o da bir erdem. Onu da yaptılar sağ olsunlar. Salonumuzun tadilatı devam ederken biz çalışmaya devam ettik. Organizasyonumuzu yaptık. Son bir hafta resmi işler için, şirket kurulumu falan gibi böyle şeyler için işi bıraktık. O ana kadar da gayet güzel geçti her şey. İyi yönettik o süreci. Kırmadık. Üzmedik. Biz de kırılmadık. Gayet nezaket çerçevesinde. Belki de örnek olacak bir şekilde bunu yönetmeyi başardık. Çünkü çok tatsız olaylar. Ben duyuyorum. Çevremde de var. Görüyorum da. Öyle olmamalı. Yani birlikte ekmek yiyorsun, belli bir yere geliyorsun. Ya bunun karşılığında giderken de böyle hani kanlı bıçaklı olmanın bir anlamı yok. Ya ihanet eder gibi gitmenin de bir anlamı yok. Açık sözlü olmak lazım. Mantıklı anlattığınız zaman herkes sizi dinliyor. İşimi gerçekten çok seviyorum. Bazen insanlara fantastik de gelebiliyor bu iş ama ben affedersin deli değilim yani. Seviyorum kardeşim. Sevdiğim işi yapıyorum. Sevdiğim işi yapmasam mutlu da olmam. Hayata bakışım da böyle pozitif olmaz. Veya paylaşmayı bu kadar sevmiyor olabilirdim. Ne bileyim daha nefret dolu bir insan olabilirdim. Ama değilim. Çünkü işimi seviyorum. Çünkü ya inanılmaz bir meslek ya. Aslında her şeyle inanılmaz. Tabii bu nerede çalıştığınız, kimlerle çalıştığınız bunlarla çok bağlantılı. O tercihleri doğru yapabilecek vizyona sahipseniz ben olduğum için söylemiyorum. Böyle bir şey yok. Öyle denk geldi, öyle gitti. İstedim ama. İşte istemek lazım. Doğru yerin kapısını tırmalamak gerekiyor biraz. Hayatınıza giren her insan size bir değer katmalı ya. Ya bu beklentiyle alakalı değil aslında. Kaliteli zaman geçirmeyle, öğrenmeyle, tecrübelerden faydalanmaya çalışmayla alakalı bir şey. Yani bu kötü bir şey değil. Değer katmayacak hiçbir yerde zaman harcamanın bir anlamı yok bana göre yani. Çok şanslı hissediyorum. Benim için her şey yolunda gitti. İstedim. İstediğim için belki yolunda gitti. O enerjiyi gönderdiğim için belki yolunda gitti. Veyahut da ben gerçekten doğuştan çok şanslı bir insanım. Ya bu kadar denk gelemez yani. Yani çıraklık, çalıştığım salonlar, askerlik dönemindeki benim parlama zamanım. Bunların hepsi bir tesadüf olamaz herhalde yani ya. 3 tane kızım var. Çok isterim valla. İnşallah olurlar. Ki evde ben onların saçlarını yapıyorum. Onlar benim saçımı topluyor falan. Bir lastik takıyorlar. Hoşuma gidiyor yani. Biri bir taraftan çekiyor, bağlıyor. Biri bir taraftan çekiyor. Hatta geçen öyle 3 tane lastikle sokağa çıktım. Misafir geldi, kapıyı açtım. Böyle şey uzaylı gibi. Unutmuşum da böyle evde. Ve asıl isterim. Çünkü ben inandığım, sevdiğim bir işi yapıyorum. Neden istemeyeyim? İnandığım bir iş olduğu için onların da yapmasını isterim. Ki zaten Türkiye'de çok büyük sıkıntı. Kadın iş gücünün bizim sektörümüzde çok az oluşu. Yani yurt dışında eğitim için veya herhangi bir organizasyon için gittiğimizde gelen misafirlerin, misafir kuaförlerin ağırlıklı olarak kadın olduğunu görüyoruz. Türkiye'de böyle değil. Yani bu belki toplumun baskısı, belki ailenin bu işe inanmayışı, ailelerin yönlendirmemesi olabilir. Ben burada yönlendiren bir ebeveyn olmayı tercih ederim yani. Kuaför olmasaydım da sanatla alakalı bir şey yapmak isterdim yine. Müzikle uğraşmak isterdim. Enstrüman merakım da vardı yani öyle bir tık piyano, biraz vurmalı çalgılar. Hatta ilkokuldayken teneffüs sıralarında beni müdür odasına çağırıp flüt çaldırırlardı mesela öğretmenler. Severdim çünkü yani hani müzikle uğraşmayı seviyorum. Hobi olarak da bunu arada kendim deneyimliyorum, yapıyorum. Yani yine sanatın bir alanını yapardım herhalde. Onun dışındaki mekanik işler beni çok cezbetmiyor yani. Matematiği de severim ama biraz daha duygusu yüksek işleri daha çok seviyorum. Çok büyük fark var arada. Büyük fark var. Burada şimdi en başa dönmek istemiyorum. Çünkü orada bir iki tane anekdot vermiştim. Yani folyoların yıkanması, işte affedersiniz ağda bezlerin yıkanması. Yani nedir ya? Şu an her şey o kadar ulaşılabilir. Sosyal medya var. Ben şimdi bu toplantı için mesela birkaç tane görselim olsun çok isterdim. Çıraklığımdan. O zaman cep telefonu yoktu.
Zannediyorum benim yaş aralığındaki birçok arkadaşımın da bununla alakalı bir arşivi yok. İsterdim ya bir arşivim olmasını. Olmadı. Şimdi her şey elimizin altında. Anı ölümsüzleştirebiliyorsun. Yaptığın işi ölümsüzleştirebiliyorsun. Öğrenmek istediğin ne varsa online öğrenebiliyorsun. Her şeye çok ulaşılabilir. Ama şu andaki dönemde de insanlarda o şevk yok. Bu kadar ulaşılabilirken o şevk yok. Ulaşılmazken şevk vardı. Belki değerler değişti bilemiyorum. Ama kuaförlük şu anda ben kendim bireysel olarak da eğitim için hani gidiyorum. Sasun Akademi'ye kendi cebimden para verip gidiyorum. Gidiyorum yani. Alternatif şova kendi cebimden para verip gidiyorum. Yanımda illa birini götürüyorum ama salondan. Hani o jesti de yapıyorum yani bunu yapmak zorundayım çünkü. Ona da bir şey katmam gerekiyor ya. Onları da yapıyorum. Gözlemliyorum. Dünyada ne oluyor, ne bitiyor. Hani sizi de çok sık rahatsız ederim biliyorsunuz. Telefonla. Aklımıza bir şeyler gelir. Proje geliştirmek isteriz. Fikir alırız. Yapmışlığımız da var. Hayata geçirdiğimiz işler de var. Dolayısıyla hani meraklıyız. Şu an her şeye çok ulaşılabilir. Kuaförlük şu an dünyada zirveyi yaşıyor. Ve isteyen herkes bunu öğrenmek için, kimin ne yaptığını görmek için telefonuyla bile oturduğu yerden bunları öğrenebiliyor. Aldığım görgü, kuaförlüğü severken yaşadığım hikayeler, paylaşma hikayeleri muhtemelen insanın yaptığı her iyi veya kötü şeyin altında geçmişe dönük bir şey var. Psikolojiye inildiğinde bunlar hep ortaya çıkan şeyler ya. Bana çok emek verildi. Çok paylaşıldı benimle. Ben paylaşmayı o yüzden seviyorum. İşimi de çok seviyorum. Yani paylaşmak ve işim. İki tane sevdiğim şey. Bunun üstüne de biz böyle bir proje geliştirdik. Bunu ben hikayesini anlatırken hani sıfırdan var ettiğimiz bir şey olduğunu söylersem yalan olur. Ama ilham aldığımız bir yer vardı. Bunu kendimize uyarlamak istedik. Çok da başarılı oldu. Hatta projeye ismini koyarken sizinle beraberdik. Projeyi anlattığımızda ilk akşam yemekte. İsmini, tarihini o gün karar vermiştik. Oradan da devam ettik. Dolayısıyla bir arada olmamızın, ortada bir yarışma olmadan, o yarış psikolojisine sokmadan, çünkü oraya girdim insanlar bir demoralize olan da oluyor, heyecanlanıp yapacağını yapamayan da oluyor, son dakika işten kaçan da oluyor. Bu herkesin kaldırabileceği bir şey değil yani enerji olarak. O yüzden biz bunu tamamen yarışma formatının dışında, paylaşımla alakalı. Ama salonda yapamadığımız kreatif kesim ve renklerle alakalı bir paylaşım oluşturabilmek ve bir araya gelebilmek ve örnek olabilmek adına arkadan gelecek kuaför arkadaşlarımıza da endüstrimize de mesleğimize de bir şey bırakabilmek adına bunu hayata geçirdik. Birincisi çok daha samimi, daha minimaldi. Minimal olmasına rağmen 20 küsür tane kuaförün İstanbul'da, Türkiye'de hatta yurt dışından da gelen arkadaşlarımız olmuştu. Çok değerli, tutkulu kuaför arkadaşlarımızın bizim salonumuzda kendi modelleriyle saç kesip renklendirme yaptığı bir ortamda siz de o akşam bizimle beraberdiniz. 200'e yakın dışarıdan kuaför gelmiş izlemeye. Ve gencecik çocuklar. Gencecik çocuklar. Ya demek ki bir şey verildiği zaman merak olan insanlar geliyor. Çünkü o zaman şeyi sorgulamayalım. Arkadan yeni kuaförler yetişmiyor. Bunu sorgulamayalım o zaman. Yani her şey bir yarışma olacaksa arkadan kuaför gelmez. Yarışmanın da kitlesi farklı. Ama ilham vermek, onları da çekmek için biraz daha paylaşımcı bir şeyler yapılması gerektiğini düşündüğümüz için biz böyle bir yol izledik. Çok güzel oldu, çok keyifli oldu. Normalde salon şehir şehir gezecek bir projeydi. Bu minimallikte devam edecek ama samimiyeti ve yaratıcılığı yüksek bir projeydi. Maalesef bütün dünyanın altını üstüne getiren bu Covid hikayesinden dolayı o planlarımızı ertelemek zorunda kaldık. Ama yıl dönümünde de kolektif unutturmak istemiyoruz. Çünkü kolektif bir ruh hali, paylaşım hareketi. Bunu tekrar yükseltmek adına dijitalde bir şey yapmamızın daha doğru olacağını düşünerek çok büyük bir stüdyoda, kalabalık bir ekiple, doğru zaman planlamalarıyla, gereksiz bir yoğunluk yaşatmadan kimseye çok güzel bir iş çektik. Harris sayfasından yayınlandı. Çok güzel, olumlu dönüşler aldık. İşin de hakkını verdiğimizi ben söyleyebilirim. O konuda gönlüm rahat açıkçası yani. Collective Heads böyle bir paylaşım hareketi. Bu samimiyeti, o duyguyu, o paylaşımı, o kreatifliği, yaratıcılığı körükleyen ama yarışma ruhu olmayan sadece dayanışmayla alakalı. Dayanışma dediğimiz noktada da bir parantez açılıyor. Endüstriye katkı. Güzel yanları çok
değerli insanlarla tanışıyorsunuz ve sürekli eğer farkındalığınız yüksekse kendinizi geliştirmek zorunda olduğunuzun farkına varıyorsunuz. Çünkü karşınızda kendini her anlamda geliştirmiş, eğitimiyle, alım gücüyle, görgüsüyle. Yani en azından şöyle söyleyebilirim, biz kendi müşteri profilimizden yola çıkarsak eğer böyle bir kitleye hizmet verdiğimiz için ağırlıklı olarak, tabii ki müşteri seçmiyoruz ama genel kitlemiz bu yönde. Sonuçta onlarla paylaşabilecek bir şeylerimizin olması gerekiyor. Tatilde ne yaptın diye sorduğunda mesela ben köydeydim diyemem mesela müşterime. Demem bunu yani. Başka bir yerdeydim, seyahatteydim, yeni bir yer deneyimledim gibi gibi. Başka bir türlü bunu süsleyerek onu yaptıysam bile ama bu tarafa onu inandıracak, ikna edecek, kendisine yakın hissettirecek bir şekilde sunmam lazım. Çünkü bu işin artık sadece kuaförlüğün saç taramayla alakalı olmadığını ben farkındayım. Herhalde herkes bunun farkındadır yani. Yani network'ün, iletişimin, kendini sunmanın, pazarlamanın farkının herkes farkında olmalı. Biz bu yönde biraz ilerliyoruz. Salon markamızı da çizgi olarak standart bir kuaför salonunun dışında moda dünyasıyla iç içe. Sanıyorum herhalde salon marka bazında bu kadar yeni bir salon olmamıza rağmen, marka olmamıza rağmen en fazla defile veya Fashion Week'de en çok görev alan salon herhalde bizizdir yani. Zaman diliminden yola çıkarsak eğer. Dolayısıyla sürekli bir şey öğrenmek zorundayız, geliştirmek zorundayız, yetiştirmek zorundayız kendimizi, ekibimizi yetiştirmek zorundayız, proje üretmek zorundayız, endüstriyi kollamak zorundayız, meslektaşlarımızı kollamak zorundayız. Sürekli çabalamak gerektiği için bunun enerjisi yüksek. Kuaförlüğün en güzel yanları hem bunlar hem de çok farklı kitlelerden insanlarla tanışıyorsunuz, değişik dostluklar oluşuyor. Yani yeri geldiğinde insanların aylarca ulaşamayacağı insanlara veya aylar süren çalışma sonunda neticelendiremeyeceği bir işi şu kadar yakınsınız yani. Kuaförlük dünyanın gerçekten en güzel mesleği. Ben güzel baktığım için bana güzel geliyor. Biraz polyanlacılık da diyebiliriz buna. Ben öyle bakıyorum, herkesin kendi tercihi. Çünkü nasıl bir enerji gönderiyorsan o da sana öyle geliyor. Dolayısıyla pozitif olmak zorundayız. Enerjiyi bizim yüksek tutmamız lazım. Hem ekip için hem salona gelen misafir için. Asık suratlı bir kuaförü ben müşteri olsam saçımı yaptırmam yani. Selam bile vermem ya. Çünkü o da selam vermeye gönüllü değil. Bunu hissederim ve oradan uzaklaşmayı tercih ederim. Dolayısıyla ben yüksek olmak zorundayım. Zor yanları da var. Polyanlacılık dedim ama yönetilmesi gereken işte müşterinin psikolojisi. Artık misafir diyoruz, müşteri demiyoruz. Çok özür dilerim. Misafirin psikolojisini anlamak, ruh halini anlamak. Onu iyi dinlemek. Önce dinlemek. Ben genelde bana ilk defa gelen bir danışana, bir misafire yani ortalama 20-25 dakika sohbet ediyorum yani. Yapıyorum bunu. Gerçekten yapıyorum. Samimi söylüyorum yani. 20-25 dakika konuşuyorum. Tanımaya çalışıyorum. Çoğu zaman Türkiye'de maalesef insanlar fotoğrafla geldiği için kuaföre yani kendi proporsiyonunu onu anlatıyorum. Kırmadan. Eğer yanlışsa o model onun için, o renk. Proporsiyonunu, omuzunun düşüklüğünü, yüz yapısını, saçının dokusunu, bunların hepsini anlatarak doğruyu bulmaya çalışıyoruz. Bunların hepsi süreç. Ruh hali iyi değilse o gün bunu yönetmeniz lazım. Yanlış kullanacağınız bir kelime bir çuval inciri mahvedebiliyor. Yani bir kelimeyle her şeyi batırabiliyorsunuz. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun yönetim tarafı var, ekip tarafı var. Yani 30 tane insanla çalışıyoruz sonuçta. Hepsi birbirinden kıymetli. Fakat herkesin de kendine göre dertleri var, sorunları var. Bunları da yakalamanız gerekiyor. Şimdi siz yönetici pozisyonundayken işin bu tarafları da var ya. Yani hangi birine yetişeceksiniz? Nasıl bu kadar yüksek modda olabiliyorsunuz? Olmak zorunda olduğum için oluyorum bir yerde. Hani akşam gidince ben de bazen tırlattığım olmuyor mu? Oluyor. İşte bu negatiflikleri bir şekilde pozitife çevirmeye çalışıyoruz. Onların iyi hissetmesi için bazen gereksiz iyilikler yapıyoruz. İşte bunları yönetmek zor oluyor işte. Yani işin ticari tarafı, yönetim tarafı, vergi tarafı, müşteriyi mutlu etme tarafı, bir sürü savaş var içeride. Ama pozitif olan, iyimser olan, iyi düşünen buradan galip çıkar. Suzan Hanım deyince benim salonuma gelen her müşteri de Suzan Hanım'ı tanır. Çalışanlarım da hepsi Suzan Hanım'ı tanır. Çalıştığım salonlardaki insanlar da tanır. Çünkü onun tavrı vardır, tarzı vardır. Çok saygı duyarım. Şu an 90 yaşında. Ama artık şu an bizi ziyaret edemiyor.
Eşi Ayhan Bey çok büyük bir firmanın yöneticisiydi. Yani Türkiye'ye değer katmış isimlerden bir tanesi. Suzan Hanım beni çok sever, ben de çok saygı duyarım. O bana oğlum der, ben ona anne derdim. Ben ilk dükkanımızı Evil'den ayrılıp Balta Limanı'nda açtığımızda Ayhan Bey'i de görsün çok istemiştim mesela. Suzan Hanım'ın eşi. Biz dükkanı açtık. Birkaç gün sonra Ayhan Bey vefat etti. Suzan Hanım çok yıkıldı. Ben tabii ki cenazeye gittim. Ama o kalabalığın içinde herkes taziye dileklerini iletirken, böyle sıradan giderken, o modunun düşük haliyle bile sesimden tanıdı. Ayağa kalktı, bana sarıldı. Ağladı, ağladı. Ay ben ağlıyorum mu ağlıyorum. Yani biz nasıl bağlar kuruyoruz da insanlar bizi hayatlarının içinde bu kadar sokabiliyor yani. Yani büyük bir aile, iş insanları, Levent Camii içerisi full, dışarıda zaten yer yok. Bütün yolları kesmişler. O kalabalığın içinde kadın herkese şöyle yaparken kalkıp bana sarıldı ve bıraktı kendini. Çok yüksek bir duygusal andı benim için mesela. Hani kayıplar her zaman üzücü. Ama şimdi baktığın zaman o misafirin müşteri. Parasını ödüyor, hizmetini alıyor. Seni bu kadar yakın hissetmek zorunda değil. Veyahut da sen aynı kolejde okumadın onun torunlarıyla, atıyorum. Yani ailesinin çok önemli bir parçası değilsin belki ama bu işin derininde bu bağlar, asıl işi güzel kılan, yani muhteşem kılan bu bağlar. Ya bu çok dramatik değil ama duygusu yüksek bir andı benim için mesela. Çok etkilenmiştim. Ben de ağladım. Ben zaten ağlarım. Sulu gözümdür yani. Hani kova burcuyum ama duygusal da bakarım. Ağlamaktan da hiç çekinmem yani. Evet. Yani o kalabalıkta beni fark edip sarılıp kendini o kalabalığın içinde beni en yakın hissetmiş gibi hissettirmesi bana. Gerçekten biz samimiymişiz yani. O bana oğlum derken samimiymiş. Ben ona bazen anne diyordum, bazen güldürmek için mami diyordum. O da samimiymiş. Güzel gelmişti yani, evet. Şimdi sürekli arıyorum nasıl diye. İyi diyorlar ama tabii artık yaşı da var, çok iyi durumda değil yani. Ama çok severim, çok sayarım. Diba'ya geldiğimiz dönemlerdi. Sanırım sen 2001-2002 falan. Ben de yani tam gencim, işte öğreniyorum, ateşliyim, bir şey de yapmak istiyorum. CNR Fuarcılık'ta bir kozmetik fuarı var. Fuarda da saç şovu olarak Diba orada saç şovu yapacak. Ben orada asistan yardımcı olarak kulisteyim, bekliyorum. Hani yardım ediyorum, çantaları hazırladım bilmem ne falan. Sahneye Kemal abi çıkacak, Serap Çanakçı çıkacak. İşte Diba'nın yine starlarından birkaç kişi, büyüklerden çıkacak. 5 kişilik bir sahne takımı var. Ben arkada backstage'deyim. Hazırlıklara yardım ettim falan. Tam sahneye çıkacakları anda bir tanesi heyecandan vazgeçti. Ama model hazır. Kostüm hazır. Sahne beni bekliyor yani. Hiç aklımızda yokken Kemal abi dedi ki sen çıkıyorsun. Sen çıkıyorsun dedi ya. Bana güvendi. Çıktım sahneye. Ben saçı taradım ama hani ne yaptığımı çok bilmemekle beraber starım ya. O kadar iyi hissettirdi ki bana. Çok yüksek bir motivasyondu. İşte arada bunları o ekibe yaşatmak lazım. Burada tek marka ismi vermek tabii ki diğer markalara saygısız gibi bazıları algılayabilir. Kesinlikle öyle bir şey yok. Bütün markalar bu mesleğe, kuaförlüğe değer katmak için pandemide de, normal süreçte de ellerinden geleni yaptılar. Ben farkındaysanız gömleğimin bir kenarına Schwarzkopf amblemini gururla taktım. Çünkü duygusal bağımız var bizim. Ben Schwarzkopf'u diğer markaları da çok seviyorum. Yani salonda 5 tane marka var aslında. Ama ağırlıklı olarak en sıcak temasım her zaman Schwarzkopf'la. Eğitim olarak da öyle, vizyon olarak da öyle. Proje geliştirdiğimde, bir şey yapmak istediğimde Şehla Hanım ne zaman arasam toplantı ortasında bile olsa telefonumu açar sağ olsun. Ya önemli bunlar yani, hani değer gördüğümü biliyorum. Ve markayla hiçbir sorun yaşamıyorum teknik olarak. Her türlü ihtiyacımı karşılıyor, ürün olarak da, açıcı olarak da, boya olarak da, eğitim olarak da, akademisiyle, kendi global artistleriyle. Yani biz son yaptığımız Collective Health projesinde, dijital çekiminde, Schwarzkopf'un global renklendirme elçisi Leslie Janison hanımefendiye Instagram'dan sadece bir tane mesaj attık. Projemizi anlattık. Bize bir destek videosu gönderir misin dedik. Bunu yaparken ne Vicky Hanım'ın haberi vardı,
ne Şehla Hanım'ın haberi vardı. Schwarzkopf'ta öyle bir ruh var ki. Yani Leslie ikiletmedi ya. Yazdık projeyi güzel, anlattık. Tamam dedi, yarın akşam eve gidip çekiyorum size dedi. Çekti gönderdi. Başka bir şey var yani, hem duygusal olarak çok mutluyuz. Hem sonuç olarak, performans olarak çok mutluyuz. Schwarzkopf'la muhteşemiz yani, biz güzel bir takım olduk. Ama en büyük hikaye burada bizi dünyaya taşıyor olması. Dünyayla aramızda köprü görevini çok üst düzeyde yaşatabiliyor olması. Biraz beklentim bu açıkçası. Yoksa fiyat politikasına takılmıyorum. Çünkü aşağı yukarı hepsinin fiyatları aynı. Maliyet açısından bakarsam, eğer işletmeci gözüyle bakarsam, fiyatsal anlamda herkes okey. Yakın birbirine. Ama yenilik, vizyon, eğitim desteği gibi konularda ben kişisel olarak Schwarzkopf'un dünyada kuaförlüğe en çok yatırım yapan marka olduğunu düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum. L'Oréal de çok önemli bir marka. Vella da çok global bir marka. Davines de öyle. Hepsi çok değerli. Hepsiyle çalışıyorum. Hepsiyle iş yapıyorum ama biz her bir şey konuştuğumuzda diyoruz ki bizim hem duygusal bir bağımız var, hem bu vizyonerliğinden çok mutluyuz. Kolektifi yapmaya karar verdiğimizde Londra'da bir akademinin Live With diye bir motto ile böyle bir şey yaptığını söylemiştim. Onun öncesinde Sako Akademi'nin başındaki Richard Ashworth, Schwarzkopf'un global elçilerinden birisi. Noir diye bir projeleri var. Denk geldiniz mi sonra bilmiyorum. Noise'di galiba. Yani Tim Hartley'ler, Richard'lar çok bohem, çok salaş bir yerde bir araya geliyorlar. Orada işler yapıyorlar. Bangır bangır müzik. Ya tamamen paylaşım. Yani Live With ondan sonra. Öncesinde yine Schwarzkopf'un ekibinin orada bir farklılığı var. Markada başka bir ruh var. Ben ona inandığım için çok gönül rahatlığıyla rozetimi de takıyorum. Her yerde de çalıştığımı söyleyebilirim. Çünkü gerçekten eğitime çok önem veren bir firma. Yenilikçi. Sürekli yeni ürünler, yeni renkler çıkıyor. Yıllık zaten essential looks'lar, essential skills'lar, yıllık olarak koleksiyonlar sürekli tekrarlanıyor, güncelleniyor. Bu anlamda hiçbir şekilde bizi eksik bırakmıyor açıkçası ve bizi her zaman dünyaya yaklaştırıyor. Ben gitmek istediğim yolda gücüne ve vizyonuna inandığım hem insanlarla hem firmalarla bir yerde olmak isterim ki ben kendime değer katmak için bireysel çabalamaktansa yanımda da benim için çabalayan birilerinin olmasını, bana yol haritası olarak destek olabilecek ekonomisiyle, ürün yelpazesiyle, vizyonuyla, akademisiyle güçlü bir firmayla çalışmanın beni her zaman çok güçlü kılacağına sonuna kadar inanıyorum ve bunu ikiletmem. Bizim salonumuzda, şunu da belirteyim, laboratuvarda bu belli markaların dışında asla bir tane ürün çıkmaz yani. Hani vardır ya, ben işte o firmayla çalışıyorum deyip arkada böyle başka bir şey sıkarlar falan. Böyle bir şey olmaz. Akademideki eğitmen arkadaşlar, akademi müdürleri, ya İnci Hanım efsanedir yani. Hala ne zaman arasak açar. Mesajlaşırız, bayram olur, seyran olur. Hani yıllarca Schwarzkopf Akademi'nin başındaydı yani. Ulaşmak istediğiniz, yaşamak istediğiniz hayata doğru yerden başlayıp, doğru hedeflerle giderseniz sizi daha kısa zamanda o hedefe taşıyacak başka bir meslek bana göre yok. O yüzden kuaförlük gerçekten özel bir meslek. Ama sevmek lazım, inanmak lazım. Bir kere hayatıma girmiş olan, benim hayatımda girmiş olduğum firmalara, iş arkadaşlarıma, misafirlerime, ustalarıma, hepsine sonsuz teşekkür etmek boynumuzun borcu zaten. Hani bugüne geldiysek tepeden inip gelmedik. Birileri yol gösterdi. Biz o işi doğru yapmaya çalıştık. Hani çok da süper bir yere geldiğimizi iddia etmiyorum. Böyle bir egosal durumumuz asla yok. Ama herkese sonsuz teşekkür tabii ki ediyorum. En çok Kemal Kılıçkan beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Hayata dair çok şey kattığı için. Sadece kuaförlük değil. Ona minnet borçluyum. İçinden geçtiğim büyük salon, marka, ailelerin hepsine teşekkür ederim. Bir tane de küçük bir hikaye var mesela. Onu da anlatmak isterdim aslında. Müşterilerimize, misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz. Sonsuz. Çok kapı açıyorlar. Kate Moss'u çok beğeniyorum. En top olduğu dönemler. American Vogue dergisi için Türkiye'de çekim yapıyorlar. Setuplardan bir tanesi Karaköy Lokantası'nda kurulmuş.
Bir gün önce de akşam 29'da ben bir gelin saçı yapmıştım. Ailecek müşterimiz, dostumuz. Akşam da eşimle beraber davetliyiz de aynı zamanda. 29'da düğündeyiz. Gece saat 11.30'da telefonum çaldı. Arayan kişi Demet Hanım. Müşterim, misafirim. Bir ajans sahibi aynı zamanda. Benim keyif mosu olan tutkumu, yani çok beğeniyor oluşum, fotoğraf olarak çok beğeniyorum. Dünya beğeniyor, benim beğenmem bir şey değil de dünya beğeniyor. Hani nasıl olabilir ya? Hakikaten evrene gönderiyorsun ve geliyor yani. 11.30'da telefon çaldı. Demet Hanım dedi ki, Metin sabah 7.30'da seni bekliyorum. Kandilli'de oturuyor kendisi. Tekneyle Karaköy'e geçeceğiz. Onların ofis de orada. Ama söylemiyor ne oldu. Abi sabah gittim 7.30'da. Ben bir şey gelecek belli yani. O saatte beni aramaz boşuna. Bir şey gelecek oradan. Beni mutlu olacağım veya iyi hissedeceğim. Bir şey gelecek belli. Sabah kalktım gittim. Buluştuk. İskeleden tekneye bindik. Karaköy'e geçtik. Karaköy lokantası ile onların ofisi yan yana. Aşağıda bir kalabalık var. Bir şey var ama nereden aklıma gelecek yani benim? Hiç aklıma gelmiyor. Karaköy lokantasında set kuruluyor. Işıkçılar, bilmem neciler falan filan. İşte reji meci kuruyorlar bir şeyler. Demet Hanım dedi ki ofise çıkalım dedi. İşte kahve içeriz falan. Kahve elimde dolaşıyorum ofiste. Yanımdan biri geçti böyle. Hemen içeri git. Ben doğru mu gördüm ya dedim. Abi Kate Moss. Setup hazırlanırken oda kıyafetlerini Demet Hanım'ların ofisinde giymek için ona öyle bir alan yaratmışlar. Abi Kate Moss girdi içeri. Ben şimdi heyecanlandım. Ne yapacağım? Ondan sonra dedi ki şu an set kuruldu, kurulmak üzere bitti, bitecek set. Bittikten sonra, hazırlandıktan sonra içeri girmem mümkün değil. Kahveni al, aşağı sete in. O kapı kapandıktan sonra bir daha giremezsin dedi. Aşağı girdim, Kate Moss'un hazırlanmasını bekledim. Geldi aşağı. Tabii kuaförü de var. Makyajcısı da var. Onlar da çok global ünlü isimler. Ben biliyorum, takip ediyorum onları da. Abi Kate Moss geldi. Fotoğrafçı kim? Mario Testino. Dünyanın en iyi moda fotoğrafçısı. Yani böyle bir şey olabilir mi? Ya bu mesleğin yaşatacağı öyle şeyler oluyor ki insana. Ben şanslı olanlardanım. Bunun gibi birkaç şey daha yaşamışlığım var. Çok şükür ama. İşte kendiniz yaratıyorsunuz bir şeyleri. O fırsatları kendiniz yaratıyorsunuz. Kuaförlük gerçekten yani ucu bucağı olmayan bir kapı. Nerede olduğun, kimin olduğun, zamanını nasıl değerlendirdiğinle alakalı olarak çok güzel şeyler yaşatabiliyor.